14 ilçe kongremisi ve arkasından il kongremisi gerçekleştirdik. Eksik gördüğümüz yerlerimizi tamamladık. Yorulan arkadaşların yerine yeni arkadaşlarla bayrak değişimini gerçekleştirdik. Şu andaki gündemimiz yerel seçimler. Zaten kongre takviminin bu kadar sıkışmasının nedeni de yerel seçimlerde bir an önce yapalım ki yerel seçime hazır olalım diye. Sayın Genel Başkan'ın hedef olarak gösterdiği 11 ilden birisi de Eskişehir. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin yerelde iktidar olduğu 11 büyük şehirden birisi de Eskişehir. Bu konuda Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkez ve Eskişehir Teşkilatı özel bir çalışma yürütüyoruz. İşte mevcut ittifak durumunda kimler aday olmalı, kimler değer katar, kazanabilmek için, şehre hizmet edebilmek için isimler üzerinde de çalışmalarımız yoğun biçimde sürüyor. Biliyorsunuz ki ayın 6'sında AK Parti'nin kurultayı var. Arkasından hemen Milliyetçi Hareket Partisi ve AK Parti kurmayları genel merkez bazında ittifak görüşmelerine başlayacaklar. Bunun altyapısı büyük oranda hazırlandı. Eskişehir konusunda da biz gerekli çalışmaları yaptık, genel merkeze teslim ettik. Tabii ki bundan sonraki süreçte Cumhur İttifakı olarak çıkabilecek aday adayları, arkadaşlarla alakalı da değerlendirmelerimizi genel merkeze bildireceğiz. Ama sadece Cumhur İttifakı'nın çıkartacağı adaylar değil, diğer ittifak ya da partilerin çıkartacağı adaylar da yerelde çok önemli. Bunlarla alakalı da özel çalışma yapıp bunları da bildiriyoruz. Bu 11 şehir konusunda belirleyici olacak sayın iki tane genel başkan. Özel bir çalışma yürütülüyor. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi'nde de Eskişehir üzerinde Sayın Genel Başkan Yardımcımız İzzet Ulu Yönter özel bir çalışma yürütüyor. Bu şehrin dinamiklerini iyi bildiği için. İnşallah Ekim sonu gibi bunlar netleşir. Sonrasında da aday adaylık ve adaylık süreçleri tamamlanır diye bekliyoruz. Eskişehir'de çünkü yapılacak çok şey var. Bununla alakalı yaptığımız çalışmalar var. Yeniden kongreler sonrasında ARGE komisyonumuz çalışmaya başladı. Çünkü bizim bir de şu özelliğimiz var. Milliyetçi Ülkücü Hareket olarak ülke ocaklarından gelen bir geleneğimiz var. Bu gelenekte de üniversitelerde, değişik kademelerde görev yapan arkadaşlarımız var. Bunlarla birlikte biz 3 senedir bir komisyon zaten kurmuştuk. Afet hazırlık, deprem, imar, ulaşım konusunda. Bu konuda da çok değerli öğretim üyesi arkadaşlarımız da bu komisyonun üyesi. Gayet güzel çalışmalar yaptılar. Yerel seçimler öncesinde bu projeleri sonlandırıp kamuoyuyla paylaşacağız. Eskişehir'in problemleri, çözüm yollarıyla alakalı. Yani sadece bu kötü demek de olmuyor. Kötü olan şeyin nasıl iyileşebileceğini de göstermeniz gerekiyor. Milliyetçi Ülkücü Hareket olarak bu konuda oldukça iddialıyız. Çünkü geçen dönemde benzer çalışmaları yapmıştık. Ama merkezde Cumhur İttifakı içerisinde Milliyetçi Hareket Partisi'nin herhangi bir belediye başkan adayı olmadığı için kısmen bunları kullanabilmiştik. Bu seçimdeki beklentimiz inşallah Milliyetçi Hareket Partisi'nin merkezde bir belediye ile temsil edilmesi, hedefimiz de bu yönde. Bu konuyla alakalı genel merkezde görüşmelerimiz devam ediyor. İnşallah ilerleyen süreçte bunu göreceğiz. Şimdi gelecek gençlerin, rahmetli Atatürk de gençlere çok önem vermişti. Arkadaşlarımızın hepsi genç olmasına rağmen uzun yıllardır ülke ocaklarından başlayıp Milliyetçi Hareket Partisi'nde değişik kademelerde görev yapmış arkadaşlarımızdı. Onların enerjisine bu şehrin ihtiyacı var. Türk siyasetinde gençlerin önünü açmak gerekiyor. Bakıyorsunuz işte bazı partiler geleneksel olarak pazar toplantıları yapıyorlar. Bu pazar toplantılarına baktığımızda orta yaş grubunun üzerindeki arkadaşlarımız katılmış oluyor. Milliyetçi Hareket Partisi gençliği temsil eden bir harekettir. Onun için de yönetimdeki arkadaşlarımız genç olmasına rağmen siyasette tecrübeli, ideolojik altyapıları sağlam arkadaşlarımız. Onların da önünü açmak gerekiyordu. Onlar da zaten bunu hak ediyorlardı. Bunu iyi okumak gerekiyor. O enerjiyi iyi kullanmak gerekiyor. Çünkü Eskişehir'in problemleri
ve güncelle alakalı çok enerjik olmanız gerekiyor, yetişmeniz gerekiyor. İnşallah bunun faydasını göreceğiz ki şurada yaklaşık bir ay oluyor herhalde değil mi Okan Başkan? İlçe kongrelerini yaptığımız bu bir ay içerisinde gerçekten müthiş bir kaynama başladı. Milliyetçi Ülkücü Harekete, Milliyetçi Hareket Partisi'ne göre bir akış var. Yani son bir ayda hiçbir şey yapmadan 1000'e yakın yeni kayıt yaptık. Arkadaşların enerjisi, mahalle teşkilatlanmaları ki bu hafta Cuma günüydü zannedersem değil mi Faruk Başkan? Evet. Mutalıp'ta yine bir mahalle toplantısı yapacağız. Geçen hafta ne gündü yine bu mekanda Çamlıca'da bir toplantı yaptık, mahalle toplantısı. 100'e yakın arkadaşımız vardı gerçekten. Bu enerjinin de getirisi çok yüksek oluyor. Şimdi öncelikle İYİ Parti konusuna gelecek olursak Cihan Bey, tam seçim kararı alınıp da adaylar belli olmadan İYİ Parti'nin söylediği hiçbir söz hakkında pek inandırıcı göremiyoruz. İşin açıkçası bu. Sayın Meral Akşener'in 26 Ağustos'ta kamuoyuna lanse edilen çok büyük açıklamaların olacağı söylediği Afyon toplantısını da dikkatlice incelediğimiz zaman işte tüm Türkiye'de yalnız başımıza gireceğiz. Ama İstanbul'da, Ankara'da farklı da olabilir. İşte genel idare kurulunda böyle bir karar aldık. Ama sonra bu karar değişebilir gibi zikzaklarla dolu bir açıklama. Bunu biz zaten 14 Mayıs seçimlerinde de yaşadık. Birlikte gördük. Son seçim atmosferine girip ittifaklar netleşmeden bizim için çok fazla önem arz etmiyor işin açıkçası. Çünkü bu zikzakların devam ettiğini her gün görüyoruz. İşte Eskişehir Milletvekilimiz Nebi Bey kalkıyor, açıklama yapıyor. Mutlaka girmeliyiz falan diye. Arkasından genel başkan yardımcılarından birileri kalkıyor. Yok böyle bir şey olamaz, kendi fikridir gibi. Hepimiz mutlaka kendi fikirlerimiz var. Ama siyasetin de parti içinde bir disiplini vardır. Genel başkandan başlayarak üyelere kadar inen bir disiplinde söz birliği gerekir. Ne yazık ki biz bunu İYİ Parti'de göremediğimiz için şu anda çok da ciddiye almıyoruz. İşin açıkçası bu yani. İttifak ihtimali hala görüyoruz. Bence son anda mutlaka olacaktır diye görüyoruz. Yani şeyde olmasa bile tabanda olur. Yani, Celalettin Bey konusunda biz kendisini Eskişehir kamuoyunun hepsi gayet yakından tanıdığı, bildiği, Eskişehir için değer olan bir arkadaşımız, üretken bir arkadaşımız, projesi olan, Eskişehir'le alakalı söyleyeceği sözü olan bir arkadaşımız. Bu tip arkadaşların özellikle yerel seçimlerde Eskişehir'e değer katmak, hizmet etmek için önlerinin açılması gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü yerel seçimler mutlaka politiktir ama politikten daha fazla yerele hizmet anlamında herkesi kucaklayıcı olması gerekir. Arkadaşımızın da bugüne kadar yaptığı hizmetler, sanayi odasındaki performansı bizce Eskişehir için umut veren arkadaşlarımızdan birisi. Değerlendirilebilir, değerlendirilmesi gerekir. Onun yanı sıra başka arkadaşlarımız da var mutlaka. Biz birkaç isim söyledik. Başka arkadaşlarımız da farklı isimler söyleyebilirler. Ama amaç Eskişehir'e hizmet, Eskişehir'i farklı noktalara götürmek olduğunda vizyon sahibi arkadaşların önünü açmak gerekiyor. Bu arkadaşımızın kendisinin bugüne kadar böyle bir talebi olmadı. Biz dile getirdik bunu. Yoksa kendisi ben şuradan aday olayım, buradan aday olayım ya da belediye başkanı olayım diye herhangi bir talebini ben duymadım. Siz duydunuz mu bilmiyorum. Biz siyasetle uğraşan, bu şehri seven, şehri düşünen insanlar olarak önerdiğimiz isimlerden birisidir Celalettin Bey. Zaman içerisinde göreceğiz. Kamuoyundan gelen tepkiler oldukça olumlu. Tabii ki ufak tefek eleştiriler de olacak. Bunlar da bu işin doğasında var. Süreç işliyor şu anda. Göreceğiz. Bakacağız hep birlikte yaşayıp göreceğiz. Şimdi Eskişehir'de zaten ittifak olacak. Cumhur İttifakı Eskişehir'de devam edecek. Yani burada adaylar üzerinde bir konsensus mutlaka sağlanacak. Çünkü önemli olan burada başarı elde etmek. Bizim bir iddiamız var. Sayın Genel Başkanımızın bir iddiası var.
Cumhuriyet Halk Partisi gölgesinin düştüğü şehirleri Cumhuriyet Halk Partisi'nden kurtarmak olarak bunu dile getiriyoruz. Eskişehir'de 25 yıldır Demokratik Sol Parti ile başlayan bir çizgi, arkasında Cumhuriyet Halk Partisi çizgisiyle devam eden bir yerel yönetim anlayışı var. Bizce sorunlar yumağına dönmüş bir şehirde yaşıyoruz. Bunları bertaraf edebilmek için şunu kabul etmek gerekiyor ki merkezi hükümetin desteği olmadan çoğu şeyi gerçekleştiremiyorsunuz. Çevre illerimize baktığımızda bu Afyon olabilir, Bilecik olabilir, Kütahya olabilir. 25 sene öncesiyle Eskişehir'i bir kıyaslayın, şu anda kıyaslayın, çok farklı noktadalar. Eskişehir daha önce de sizlerle sohbetlerimizde dile getirdiğimiz gibi butik bir şehir olma yolunda. Bu bir tercih de olabilir ama bizim tercihimiz bu yönde değil. Eskişehir'in büyümesi gerekiyor, sanayisinin büyümesi gerekiyor, ticaretinin büyümesi gerekiyor, işte sporda büyümemiz gerekiyor, her konuda büyümemiz gerekiyor. Eskişehir bunu hak eden bir şehir, insan kalitesi çok yüksek bir şehir. Bakın bu şehrin değerlerini tek tek kaybediyoruz. Bakın Lületaşı gibi bir değerimiz vardı, bugün hiçbirimiz konuşmuyoruz Beyaz Altın. Eskişehir Spor gibi, bırakın Eskişehir'i, Türkiye'ye mal olmuş, dünyada ses getirmiş bir takımımız vardı. Şu anda Bal Ligi'nde oynayacağız. Bal Ligi'nde işte Yunus Emre Spor, Eskişehir Demirspor ve Eskişehir Spor aynı ligde oynayacak. Ya da dönüyoruz bakıyoruz, yerel yönetimlerin yapması gereken şeylerden birisi işte gençleri spora yönlendirebilmek. Ama Eskişehir'de amatör kulüpler antrenman yapacak saha bulamıyorlar. Bu duruma düştü. Bunların hepsini yeniden dizayn etmek gerekiyor. Şu anda belediye başkanı olan bazı arkadaşlarımızın verdiği sözler vardı. İşte 4 tane semt sahası yapacağım falan gibi. İkinci dönemleri bitiyor, daha herhangi bir itiraz görmedik. Kendileri sıkıntı yaşadıklarını, önlerinin tıkandıklarını söyledikleri aşamada da hepinizin karşısında bunu dile getirdik. Merkezi hükümetle alakalı bir sıkıntı varsa biz Milliyetçi Hareket Partisi Eskişehir İl Teşkilatı olarak bu konunun çözümünde kendilerine yardımcı olacağımızı söyledik. Ama geldiğimiz noktada ne yazık ki bunların hiçbirisi gerçekleşmedi. Eskişehirliler de mutlaka bunu görüyorlar. Bunları çok da fazlasıyla bundan sonraki süreçte de anlatacağız. İnşallah farklı bir şey olur diye bekliyoruz. Ama uzlaşma tabii ki çok önemli. Bir ittifakta paylaşım gibi görmemek gerekiyor. Konsensusu aramak gerekiyor. Eskişehir özelinde de bunu mutlaka gerçekleştireceğiz. Muhakkak yani o zaten bir bütündür. Yani Büyükşehir Belediye Başkanı, Odunpazar ve Tepebaşı Belediye Başkanları çok iyi bir takım olmak zorunda, takım oyuncusu olmak zorunda. Birbirlerini tamamlamak zorunda ki Eskişehir'e gerçekten faydası olsun. Yani burada işte as oyuncu Büyükşehir Belediye Başkanı'dır. Ama ona da orta yapacak, pas verecek de Odunpazar Tepebaşı Belediye Başkanları'dır. Burada iyi bir takım oluşturmamız gerekiyor. Zaten o birliktelik başarıyı getirir mutlaka.